Kodlama dünyasından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir uygulama daha yapacağız. Böyle silahlı ateşli bir oyun olacak. Karşıdan karakterler bizim üzerimize doğru gelecekler. Biz de onları ateş ederek öldürmeye çalışacağız. Öncelikle burada arka plandan çizerek başlayabiliriz. Böyle ateşin renginin biraz daha sarı olmasını istediğim için böyle arka plan eğer gri olursa daha böyle görüntü biraz daha belli olmuş olur. Şu diğer kısmı da siliyorum. Ardından karakter olarak Kendimiz normal herhangi silah elinde olan bir arkadaşı da seçebiliriz. Ben karakter olarak kedi kullanmak istiyorum. Bunu aldım. Ne diyeceğim? Tıklanınca belli bir noktada olmasını istiyorum her zamanki gibi. Bunu ne olarak ekleyeceğiz şu an? Ne diyeceğiz? Ee, mesela yukarı tuşuna tıkladığım anda sadece ileri gitmesini istiyorum. İşte sağa tıkladığımda sadece yukarı sağ ve sol tuşlarını kullanacağız. Şöyle ufaktan yapmış olalım. Sağa tıkladığım zaman ne yapacak? Sadece dönüş işlemi yapacak. Yalnız 15 biraz büyük. 5 derece gibi bir kopyasını çıkarmayı öğrenmiştik. Sola döndürdüğümüz zaman eksi 5 olacak. Ardından sadece yukarı tuşuna bastığım zaman da dön değil de gitmesini istiyorum. Ne kadar gitsin? Yani böyle 10 çok yüksek. İşte 4 ya da 5 gibi ufak bir sayı. Mesela ufaktan çalışıyorum. İleriye basıyorum. Ve sola bastığım zaman, sola sağa bastığım zaman Sağa dönmüş oluyor. Normal ufak yarış arabalarındaki mantık gibi. Her başladığım zaman da alt kendi otomatik e, konumundan başlamış olacak. E, buradan sonra ne yapalım? E, yavaştan artık e, ateş işlemini e, nasıl yaptığımızı görelim. Burada şöyle gösteriyor aslında. E, ufaktan çizelim. Rengimiz dediğim gibi sarı olursa biraz daha belli olur. Hafif gerçi koyuluğu da filan da bizim elimizde. Şuradan içerinin dolu olmasını istiyorum. Şöyle ufak bir e, Mermi gibi bir şey çizmek istiyorum. Tam böyle artının üst kısmına. Bu da tam e, karakterimizin orta noktasına gelmesi için. Yani at, silahın ucuna getirdiğim zaman silah neredeyse oraya göre çizmek zorundayım. E, renk olarak turuncu fena değil. Hem karakterimizin de rengiyle uyumlu olduğu için. Şu an mesela e, tutup hareket ettiriyorum. Burada ne istiyorum? Kodlarını yavaştan vermem gerekiyor. En başta tıkladığım zaman bunun tamamen gizlenmesi gerekiyor. Neden? Ben mesela boşluk tuşuna basacağım ya da ne bileyim başka ateş etme tuşuna basacağım oradan. Şimdi oyuna her başladığımda gizlenecek. Doğru. Nasıl çalıştıracağız? Bunu mesela karakterimizin içerisine yazacağımız komutla. Ne diyeceğim mesela? Diyeceğim ki tıklanınca bu sefer yine ekleyeceğim buraya. Diyeceğim ki her za ne zaman boşluk tuşuna basarsam yani ne yapıyorduk burada? Sürekli eğer ekliyorduk. Yani boşluk tuşuna bastığım zaman mesela ne ekle? Burada ateş etme işlemini şöyle yaptırıyoruz. Hani e, komut olarak şöyle verdiriyoruz. Diyoruz ki e, ikizini yarat. İkizi yarat derken yani bizim mesela buradaki kukla birimiz mermimiz oluyor. Kukla birin ikizini yaratıyor. Yani ben ne zaman boşluk tuşuna basar isem kukla birin ikizini yaratacak. Şöyle e, yalnız sürekliliğin içerisinde olduğu için belli bir her bastığında belki algılamayabilir sürekli tekrar edebilir. Bunun için ufak bir saniye 0.2 0.3 gibi e, saniye eklememiz lazım. Şimdi burada bu işlemi verdik. Şimdi merminin içerisinde mermi bu iş, şey ikiz olarak başladığında ne yapacak? Bunu nasıl bileceğiz? Burada diyeceğiz ki burada dedik ikiz olarak boşluğa bastığım zaman kukla birin ikizini yaratacak. Burada da ikiz olarak başladığında şunları yap diye komut vereceğiz. En başta görünmesini istiyorum. Ben e, tıkladığım zaman boşluk tuşuna ikiz olarak görünecek. Ardından mesela ses ekleyebilirim. Silah sesiydi zaten ateş e, burada. Galiba kendi bilgisayarımda vardı diye hatırlıyorum. Ee, masa üstünde hemen ufaktan bulu, bulayım. Silah ateş sesi. Burada otomatik ekledi. Ee, ne diyelim? Silah sesi gelsin. Yalnız sesin uzunluğu nasıl? Hemen bir dinleyelim. bayağı bir uzunmuş. Bunu hemen ufaktan keselim. Düzenlemeyi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Mesela nereden itibaren kesmek istiyorsak. Başından oraya kadar tutuyorum. Düzenleden e, siliyorum. Sadece bas, baş kısmı kalıyor. Buraya kadar da e, siler isem sadece her tıkladığımda ateş sesi gelmiş olacak. E, bunu da e, şuradan tutup göründükten sonra ikiz olarak başladığında sesin gelmesini istiyorum. Şu komutu nasıl vereceğiz? Yani e, nereden başlayacak bu? Rastgele mi başlayacak? Kukla, e, kedi olan kısımdan mı gelecek? Bunu şöyle vereceğiz. İkiz olarak başladığında diyorum ki kukla 1'e git. Buna nasıl diyorduk? E, Fare okuna git değil de burada e, kediye git. Kediye giderse yönünü ona göre belirleyecek. Ardından şöyle bir komut vermemiz lazım. Nereye doğru gideceğini bilmediği için yönüne dön komutunu alması lazım. Bunu nasıl alacak? E, 90 derece yönüne dön buradan alıp içerisini şöyle değiştireceğiz. Şurada e, x konumu ve değeri kısmı var. Bunu ne yapacağız? Yönü buradan içerisinde yönü kısmını alacağız. Burada da kukla birin yönüne dönmüş olacak. Yani tamamen şu an vermiş olduğumuz komutlar doğrultusunda hareket edecek. 10 adım değil de 20 adım şeklinde gitsin. Ee, bunu şöyle bir komut vereceğiz buradan sonrasına. Ne diyeceğiz? Ee, mesela bir de karakterimizi gerçi seçmemiz lazım burada. Artık mesela üzerimize ne gelmesini istiyorsak. Karşıdan mesela burada şey vardı yanlış hatırlamıyorsam. Hayalet. Ha, şu gohu varmış bunu mesela hayalet yazalım. Kendimiz ismini de oradan değiştiriyoruz. Yön olarak da gidip gelmesini istiyorsam kenara falan değdiği zaman bunu seçiyorum. Bunun içerisine diyorum ki e, tıklanınca e, ne diyeceğim? En başta en başta gizlenecek bu görünümden. Sonra ardından ne olacak? Sürekli tekrarlamasını istiyorum. E, tahmini ne kadar bir zamanda? 2 e, saniyede 1 e, çıkacak. Bunda da aynı şekilde kendimiz kendinin ikizini yaratacak. Burada da diyeceğiz ki ikiz olarak başladığında komutumuz bir yine komutunu vereceğiz. Yani biraz parça parça karışık gidiyormuşuz gibi olabilir. E, bu aslında birlikte beraber içerisinde yani ilk orayı yaparken burayı da düşünmek lazım. E, i̇ki tarafı da aynı anda idare etmek lazım e, yaparken. Buradan x'imiz e, şurada gördüğümüz gibi en sağdan gelmesini isteyeceğim. Sağdan bizim karakterimize doğru gelmesini isteyeceğim. Karakterimiz dediğimiz kedimiz. Burada 240, x'imizin 240 olmasını istiyorum. Şurada görüldüğü gibi. y'miz de bu alanın tamamından, herhangi bir yerinden, kaçta kaç arasındaydı y'miz Eksi 180 ile artı 180 arasında, tamamen köşelerden gelmesini istemiyorum. Eksi 175 ile artı 175 arasında gelmesini istiyorum. Bunu ne yapacak? E, kendi içerisinde sürekli tekrarlayacak. Ne yapacak? E, şeye doğru dön. Kukla 1'e doğru dön. ...kısmına gelmesi lazım. Niye? Çünkü hareket... ...etmesini istiyorum. Kukla birimiz dediğimiz... ...kukla bir diyorum pardon. Kedimize doğru. Kediye doğru gidecek. Yalnız... ...bunu sürekli tekrar ettiği için on adım çok hızlı... ...ilerler. Bir adım bir adım gitmesini istiyorum. Sonra diyeceğim ki... ...eğer burada gidip... E, ...değer ise... Mesela neye... değerse ise... ...buradan kediye değer ise... ...yani kukla... E, ...değil o. Kediye değerse ...ne olmasını istiyorum? E, kaybolmasını istiyorum şeyin. Karakterimin kaybolmasını istiyorum. İkisi sil diyeceğim. Yani buradan sonra birazdan gerçi onları da ekleyeceğiz. Ee, şey kısmını işte puan e, eklemeyi, puan çıkarmayı. Onları da buraya tek tek ekleriz. Yalnız bunu bir anda değil de mesela 0.1 saniye gibi e, ekler isek biraz daha e, tam oturtmuş oluruz. Bu da cat değil de kukla bir Yani hem kediye değerse gizlenecek hem de mermimize değerse gizlenmiş olacak. Buradan bunu da halletmiş olduk. Şimdi mermimizin kalan kısmında, ateş ettiğimizin kalan kısmında şunu eklememiz gerekiyor. Ne diyeceğiz? Burada diyeceğiz ki eğer bu sefer işlemlerden ikisini bir arada götürdüğümüz zaman veya'yı kullanıyorduk. Yani e, şöyle düşünelim. Kenara değerse veya işte e, şeyimize değerse, hayalete değerse şunu yap. Hemen onu da şuradan ekliyoruz algılamadan. Fare okuna değdi mi? Değil. Mesela kenara... Ee, ...diyeceğiz. Ardından bunu tekrar bir tanesini de kopyalayıp... burada neye değmesini istiyorum? Ee, hayalete. Ne olacak hayalete diyerse 15 adım ona doğru gidecek. 10 ya da 15 adım. Şöyle değiştirelim. Ee, ve sonrasında da bu ikizi de tekrar silecek. Mermimizin komutları da bu şekilde. Ee, şurada eksik bir şeyimiz var galiba. Ee, şimdi en başta karakterimizin yönü bu şekilde olduğu için oyuna başladığında diğer tarafa dönmesini istiyorum. Bunu da 90 değil de eksi 90 oluşturduğum zaman şu an karakterimi hareket ettiriyorum. Tahmini ee, gelmesi için buraya görün eklememişiz. Şöyle buraya da bir tane görün eklemem gerekiyor. Şimdi tekrardan çalıştırıyorum. Evet şu an karakterim 2 saniyede bir yeni bir tanesi gelmiş oluyor. Her bir tanesi de görmüş oluyor. Böyle bir durum olması gerekiyor. Biz burada eğer ise kullanmışız. Bunu kenara kadar ya da ne bileyim diğer karaktere değene kadar diye tekrarlaması lazım. Yani şöyle denediğimiz zaman büyük ihtimal program çalışacaktır diye ve düşünüyorum. Geliyor karakterlerimiz, ateşimiz atıyoruz ve oyunumuz bu şekilde kendimize değdiği zaman şimdi bir ekleyeceğimiz olacak. Puan sistemini filan eklediğimiz zaman oyunumuzu tamamen e, bitirmiş oluyoruz. Mesela şöyle diyelim. Puan diyelim. Ardından bir de e, can diyelim. Can değişkenini belirleyelim. E, en başta can değişkenimiz. Şöyle birbirinden bağımsız olarak şöyle yapalım. En başta tıklanınca şuraya alıyorum canımız 3 olsun. Ardından puan değişkenimiz sıfır olsun. Ee, ne zaman arttıracağız? Ee, eğer e, kukla kupla bire değer ise dediğim zaman puanı bir arttıracağız. Doğru mu? Buradan puanı bir arttıracağız. Kukla bire değerse hayaletimiz bir arttıracağız. Ee, şöyle de canı bir azaltacağız. Şöyle yapalım. Kediye de değdiğimiz zaman canı eksi bir azaltacağız. Sonra da şuraya şöyle bir şey ekleyelim. Eğer e, sürekli tekrarlasın eşit canımız da sıfır olur ise mesela canımız sıfır olur ise e, oyunu tamamen durdursun. Hepsini durdursun. Şimdi hemen ufaktan bir çalıştıralım oyunumuzu. Başlatıyorum. Canımız şu an 3 Ateş ediyorum. Kulağa her değdiğinde birer birer arttırıyor. Bana değdiği zaman da birer birer canımı azaltıyor ve şu an oyunu tamamen durdurdu.